Haftaya kontrolü bekliyorum. O bendenizi de alırız. İyi günler. Çok teşekkürler doktor hanım. İyi günler. Kahve mi getirdin bana? Sağ ol. Ha yok ya. Kafam dalgındı yanlışlıkla. İki tane yapmışım. Ha, anladım. İş hanım nasıl? İyi. Azimli. Benim en sevdiğim danışan tipi. Az yiyen cinsten. Ah, harika. Zaten bu kadar kiloyu vermesi büyük azim. Tebrik ederim valla. Tabii. Da saçları dökülüyormuş. Ben anlamadım, sana yönlendirdim. Öyle mi? Hı. Tamam, ben uğrayacaktım zaten. Bakarım. Beni de bilgilendirirsin. Tamam. Okay. Sağ ol tekrar. Beş dakika dedikodu arası. Gel gel. Emir dün bir hastanedeymiş, orası kesin. Ama bir ihtimal iş teklifi için gitmiş olabilir. Ne yani? Başka hastaneden mi? Ha, buraya bırakacak yani. Yok be, hayatta buraya bırakacak birine benzemiyor. Ama her şeyi sana bırakıp giderse sen burayı batırırsın diye korkarlar. O da bu kozu babasına ve Pervin Hanım'a karşı gayet kullanabilir yani. Koz. En çok kullandığı laf. Zeki demiştim. Gerçekten gider mi başka hastaneye? Ha? Benim burada gözüm olmadığına da inanmıyor. Pervin Hanım'la olan anlaşmamdan da bahsedemiyorum. Onu gözlemleyeceğim falan ya. Hef. İkinci dedikodu ne oldu? Ha? Belki de ameliyata gitti. Ya ben Antep'te olsam 3 dakikada bulurum da işte burada yeterli ağım yok. Ama örüyorum. Yavaş yavaş örüyorum. Bir örümcek sabrıyla. Ör. Örmeye devam et sen. Ben de. Yani benim için istifa etsin de istemiyorum. Yani sonuçta bütün iş bana kalacak. Ya. Evet. Vallahi sıkıldım ha. Memleketimi özledim ben ya. Bu da böyle sürekli bir entrika, sürekli bir şüphe. Ya sen gerçeği bulma işini bana bıraksana. Ya sen bir kendin ol, Efsun ol. İşine bak, işine odaklan. Hislerine güven. Abi dik otur, dik dur. Tamam. Bu konuşmanın üzerine bir kahve. Bir de bir çaklıt falan böyle Antep fıstıklı. Bir Nur halleder. Hallet be. Raporumu yazayım, hemen getiriyorum. Tamam. Ben de bozuk kalmadı ki. Alttaki otomata 2 tekme at. Bedava veriyor çikolatayı. Sen çok fena bir kızsın. Sert vur. Bayağı vur böyle tamam. 2 tane. Tamam. Emir Efendi. Neyse. Saçları dökülüyormuş. Ben anlamadım, sana yönlendirdim. Hayır. Hayır, 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 hayır. Binler. İşimin dosyasına bakar mısın? Tesisat tetkiklerine bakılmış bize klinikte. Bakmama gerek yok ki. Çünkü dışarıda bütün tahlillerini ve check-up'ını yaptırmış. O yüzden TSA'ya bakılmadı burada. Ne oldu ki? Bizi kandırmış. Ne? Bizi kandırmış. Son check-up'ın içine eski tahlillerini koymuş. Ne diyorsun ya? Bak burada her şey var. Her şey var. TSA tetkikleri yok. Aa. Bak bu 5 yıl önceki eski. Allah kahretsin. Aa. Niye yapmış ki böyle bir şeyi? Yüksek tiroidi varmış belli ki. Ameliyat yapılamaz. Ölebilirdi. Hala da ölebilir. Ne? Hala ölebilir. Benim Emir bulmam lazım. Git, çabuk git, git. Canan, Emir nerede? Emir Bey, kontrol muayenesinde. Hangi hasta? Yeşim Hanım'la birlikte. Yeşim Hanım? Evet. Hadi, hadi. Mavi kot, mavi kot. Hayır, 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 hayır. Ne oldu, ne oldu? Ambulans hazır mı? Mavi kot, mavi kot, damarını açın. Neyi var? Neyi var? Ne oldu? Melan hipertermiye bilinç kaybı var. Başka hastaneye yönlendiriyoruz. Hadi! Ay bir desteği verelim hemen. Ambulans geldim. Hadi! Çabuk olun. Yüksekmiş, tiroidi yüksekmiş. Ben görmedim. Yazmamış, saklamış. Bizden yazmamış. Dostum size de bulamadım. Bakamadım. Bakamamışım. Efsun, tiroid fırtınası olabilir. Gitmem lazım. Efsun, iyi misin? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Koş, 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 koş. 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 Ben görmemişim. Ben görmemişim. Ben nasıl Nasıl görmedim? Kes daha olmaz. Kes daha olmaz. Hayır. Olmaz bir kere daha olmaz. Bir kere daha.
Efsun'u gördün mü? Bilmiyorum, ulaşamıyorum. Yeşim Hanım nasıl? Komada. %50 ölüm riski var. Allah kahretsin, bizden nasıl sakladı bunu? Efsun kendini suçluyor. O görmediği için. Sen ona vermişsin belge inceleme işini. Ben işimi kimseye bırakmam. Ben de inceledim, ben de görmedim. Kadın tahlilleri değiştirmiş. Nerede olabilir Efsun? Bilmiyorum ki, hastanede yok. Yeşim Hanım'ın ölüm riski olduğunu biliyor mu? Tabii ki biliyor, doktor o. Bu söyleyeceğimi Efsun asla bilmeyecek. O çok çok sevdiği bir hastasını kaybetti. Çok yakını. Aylarca tedavi gördü. Hala da atlatabilmiş değil. Eğer Yeşim Hanım onun hatası yüzünden bir şey olursa... Efsun... Peki nerede olabilir? Böyle durumlarda nereye gider? Bilmiyorum ki, ben eve bakacağım. Düşün. At çiftliği. At çiftliği Zekeriya Köy'de. At çiftliği mikmiş olabilir? Bilmiyorum, oraya bakabilirsin. Konumunu gönder bana, gidiyorum. Konumunu gönder. Tamam, konumu atıyorum ben. Konumu atıyorum. Merhaba. Efsun Hanım burada mı? Biraz önce çıktı. Pek iyi görünmüyordu. Ne tarafa gitti? Şu tepeye doğru. Tamam, bu atı alıyorum. Atabilmeyi biliyor musunuz beyefendi? Ben de. Hayır! Efsun, duyuyor musun beni? Efsun gel. Gel. Yavaş. Aa, Efsun. Emir. Efsun, iyi misin? İyi misin? Korkuttun beni. Emir, senden bir şey isteyebilir miyim? Söyle. Fikrim çıktı. Tamam, sakin ol. Hemen hastaneye gidiyoruz, bir film çektiriyoruz. Seni daha sonra ortopediste gösteriyor. Hayır, sen tak burada şimdi. Olmaz. Hayır, sen tak burada. Efsun, hemen hastaneye gidiyoruz dedim. Ya gerek yok. Sen tak burada, daha önce de çıktı. Kımıldama, başka bir yerinde kırık olabilir. Ya kırığım varım yok, tak şunu sadece. Taktın kullan. Ama omzuna. Ya bak, ya sen takarsın ya ben kendim şu ağaca vura vura takarım. Aa! Aa! Aha! Ne yapıyorsun? İnsan bir haber verir be. Başından beri takacaktım zaten ama susacağın anı bekledim. Ama nerede, susar mısın sen? Oturdu mu? İyi misin? Oturdu. Hadi. Gel hadi yavaşça. Yavaş. Saçların yaprak olmuş. Sağ ol. Sağ ol. Tamam. Ben temizlerim onu sonra. Ha, aynen. Sen şey yaparsın. Halledersin. İyi misin? Dönelim mi? İyiyim. Omzum da iyi. Yerinde. Yaşıyorum. Atlarla dönebiliriz. Ya sen hiçbir şeyden korkmaz mısın, yılmaz mısın? Ne atı ya? Yürüyerek gidiyoruz, atları bağlıyorum. Sonra buradan alıyorlar. Duydun mu beni?
İyi, hadi bakalım. Sen nereden biliyorsun ata binmeyi? Benim hakkımda bilmediğin çok şey var. Zamanla öğrenirsin. Nedense hiç ilgimi çekmedi. Ha bu arada, yarın öbür gün bana yine bir şey fırlatmaya kalkarsan... ...bu omzu kimin taktığını unutma. Ay yok artık, dakika bir hemen böbürlenmeye başladın. Bir anı yaşasaydık ya. Ne kadar erken, o kadar iyi. Ben atı bağlayayım. Tamam. Becerebilecek misin? Sen yokken ben at biniyordum. Onun evladı. Ha, tamam, kesin öyledir. Aa, benimki daha kaçtı herhalde. Seninki senden kaçmıştır bence. Sen komik misin? Espri de yapıyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.